Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Yozgat ilimiz Akdağ Madeni ilçemizin Melikli köyündeyiz. Yine Melikli köyü muhtarımız yanımızda. Öncelikle muhtarımıza mikrofonumuzu veriyoruz. Mikrofon sende muhtarım. Hoş geldiniz abi ilk önce. Hoş bulduk. İlk önce başkalarına şunu sunuyorum. Devletimizin bu barış harekatından dolayı Melikli köyü olarak tam desteklerimi sunuyorum. Vatanımıza, milletimize Allah zeval vermesin. Oradaki Mehmetçiklerimizin sapa salim gelmesini diliyorum. Ayrıca Türkiye'nin başındaki Cumhurbaşkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Allah başarılarını diliyorum. Yani köyümüze gelmişler. Birkaç şey söyleyelim. Yani köyümüzün bazı sorunları var. Köyümüzün bu sorunlarını da giderirsek, yani bu köylü bize güvendi, oy verdi, bizi baş tacı ettiler. Allah razı olsun diliyorum onlardan. Yani köyümüzün suyu yok, köyümüzün parkedaşları yok. Yani bunları yetkili kişilere duyuruyoruz. Akdağ Madeni ilçe başkanı Adem Darım'la beye de söyledim. Sağ olsun ilgileneceğiz dedi. Allah razı olsun yaparsa. Yani gereken yerlere söyledik, yapılacağını söylediler. Bunu bir an önce mümkün olsa yerine getirirlerse hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani köylülerden çok aşırı derecede bir eziyet çekiyorum. Yani su yok, yol yok deyince yani aşırı derecede bir sıkıntılar duyuyorum. Buradan Melikli köyü olup da Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde olan Melikli köylerime selamlar, sevgiler sunuyorum. Ayrıca yurt dışında çalışan arkadaşlarıma da sevgiler, selamlar sunuyorum. Yani bu köy bizim değil. Bu köy herkesin. Yani bu köyümüze bir şeyler yapacaksak elimizi bir taşın altına koymamız gerekiyor. Her şeyi devletle beklemememiz gerekiyor. Yani köyümüzün güzelleşmesi için her şeye yapacağız yani. Ne diyeyim bundan sonrasında da. Evet, muhtarım, peki köyde ne gibi çalışmalar yapmayı düşünüyorsun önündeki zamanda yaklaşık? İlk önce su. Su. Peki çok bu sorununu sen çözebilecek misin ya da yetkililerden nasıl bir destek bekliyorsun? şimdi abicim şöyle bir şey yani bu ufak tefek bir sorun değil yani ufak tefek sorun olsa zaten kendi çözeceğim bir şey olsa kendim çözerim yani bundan da yetkili kişilerden tabii ki Akdağ Madeni saygıdeğer Kaymakam Bey'den Akdağ Madeni ilçe başkanlarımızdan yani siyasi görüşümüzden ilahi güç olacak ki bu şeyler olacak. Bu siyasi gücü olmazsa yani bunu ben kendi başıma nasıl yapayım ben? Evet, peki su getirebileceğiniz bir yer var mı? Var, suyumuzu bulduk. Şu anda işte devletimize de projemizi sunduk. Devlette de işte yetkili kişiler getireceğini söyledi. Allah razı olsun. Getirilirse çok memnun oluruz. Evet. Biz de memnun oluruz, kendileri de memnun olur, köylü de memnun olur. Evet. Muhtarım, bugün köyün tanıtımını çekeceğiz, köyün sorunlarını dile getireceğiz. Nereleri gezelim, kimleri çekelim, bir fikrin var mı? Vallahi başta olmak üzere annemi çekin. Annem biraz dertlidir. Annem güzel sesi vardır. Evet. Annemin şeyine yani böyle köyde Yaşar emmi var. Allah ömrünü uzun etsin en yaşlı adamlardan. Yani böyle tabii ki eşi dostu hepsini çekelim yani eşinden dosttan Evet. hepsinin derdini dinleyelim yani. O zaman şöyle bir dolanalım köyü muhtarım hadi.